Fotoğrafçılık sanatı dünyanın en etkili ve güzel sanatlarından bir tanesidir. Bazen çekilen bir fotoğraf sayfalarca anlatılması gereken bir konuyu tek bir karede anlatabilir. Şu anda ekrana gelen fotoğrafta da omuzlarında kan, gözyaşı ve acıların biriktirdiği ağırlıkları artık taşıyamaz duruma gelmiş, gözleri uzun uzun uzaklara dalarken koca imparatorluğun kollarında can verişine şahitlik etmiş, şehadet emri verdiği askerin mezarında yılların getirdiği yorgunlukla bir kaya parçasının üzerine oturmuş, hüzünlü düşüncelere dalmış bir kahramanı izlemektesiniz. Bu aynı zamanda bir neslin hikayesini de anlatan bir fotoğraftır. Tarihte her millet kendine has bir takım özelliklerle tanınmıştır ve bu özelliklerini de diğer milletlere kabul ettirmesini bilmiştir. Türk milletinin de dünyaya kabul ettirdiği en önemli özelliklerden bir tanesi de vatan savunması için gösterdiği insanüstü mücadelesidir. İşte resimdeki kahraman da tıpkı Plevne müdafiği Gazi Osman Paşa, Çanakkale savaşlarındaki 57. Alay, Kanice müdafiği Tiryaki Hasan Paşa ve Gaziantep savunmasında kurşunu bitince süngüsüyle düşmana karşı çarpışan Şahin Bey gibi Türk tarihine adını altın harf ile kazımış bir nefer. Türk askeri terminolojisine Mehmetçik unvanını kazandırmış, bugün Topkapı Sarayı'nda bulunan ve değerine paha biçilemeyen kutsal emanetleri İngilizler ve Asi Şerif Hüseyin'den kurtaran büyük bir kahraman. Namı diğer Çöl Kaplanı Fahrettin Paşa. Türk tarihinin eşine az rastlanır kahramanlarından olan Fahrettin Paşa kimdir? Gelin hep birlikte cepheden cepheye koşmuş, son zamanlarını yaşayan Devleti Aliye'nin Türk milletine kazandırdığı büyük komutanlardan olan Fahrettin Paşa'nın yaşamını inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. 19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu için bitmek bilmeyen, neredeyse her bölgesinde kaosun yaşandığı, iç karışıklıklarla beraber ardı arkası kesilmeyen savaşlarla geçen tabiri caizse tam kaotik bir yüzyıldı. Ancak bu yüzyılın özellikle ikinci yarısı Türk tarihine damgasını vurmuş, bir milletin yeniden dirilmesini sağlamış olan kahramanların da doğduğu yüzyıl olacaktı. İşte yine Ömer Fahrettin de 4 Şubat 1868 tarihinde Osmanlı Devleti'nin büyük sıkıntılar yaşadığı, bağımsızlık ayaklanmaları ile kargaşa içinde olan Balkanlar coğrafyasında Bulgaristan'ın kuzeyinde Rusçuk'ta dünyaya gelmişti. Tuna vilayetinde posta ve telgraf müdürü olan Mehmet Naip Bey'in oğlu olarak dünyaya gelen Ömer Fahrettin'in dedesi de 3. Selim döneminde kurulan Nizam-ı Cedid ordusunda topçubaşıydı. Henüz 9-10 yaşlarındayken 93 harbi bozgunu nedeniyle doğduğu topraklardan ayrılarak İstanbul'a yerleşmek zorunda kalmıştı. Bir muhacir kafilesi içinde top sesleri arasında İstanbul'a doğru gelirken asker olmaya karar verdiğini yıllar sonra çocuklarına anlatmıştı. İlk mektebe Rusçuk'ta başlayan Ömer Fahrettin, daha sonra İstanbul'da babasının önce Halep, sonra da Şam'a tayini üzerine eğitimini oralarda sürdürmüştür. Babası Tuna vilayeti posta ve telgraf müdürü Mehmet Nahit Bey'in 2. Abdülhamit idaresine karşı muhalif kişiliğinden dolayı hayatı sürgünlerle geçmişti. Ömer Fahrettin de bundan dolayı tahsilini değişik vilayetlerde yapmak mecburiyetinde kalmış, Şam'dayken askeri idadi eğitimini tamamlamıştı. Şam askeri idadisinden mezun olunca Harbiye Mektebi eğitimi için İstanbul'a gitmişti. 1885 yılında başladığı Harbiye Mektebi eğitimini 1888 yılında başarıyla tamamlamış ve süvari sınıfı birincisi olarak Harbiye Mektebi'nden mezun olup Asteğmen rütbesiyle Osmanlı ordusu saflarına katılmıştı. Ömer Fahrettin Harbiye Mektebi'nde öğrenciyken yine babasının yanında görevli Fransız memurlardan fotoğrafçılık mesleğine ilgi duymuş, daha 17-18 yaşlarındayken İstanbul'un fotoğraflarını amatörce de olsa çekerek bu alanda ilk tecrübelerini gerçekleştirmişti. 1888'de Erkan-ı Harbiye'de eğitimine başlayan Mülazım-ı Evvel Ömer Fahrettin buradan 24 Mayıs 1891'de kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuş ve İstanbul'da Erkan-ı Harbiye Riyaseti Karargahı'nda 2. şubeye tayin edilmişti. Daha sonra 21 Temmuz 1892'de Kolağası rütbesiyle Makedonya Manastır'da 3. Ordu Karargahı'na kurmay stajını yapmak üzere tayin edilmişti. 2 yıl kadar 3. Ordu Karargahı'nda görev yaptıktan sonra bu defa Osmanlı Devleti'nin en doğusunda Erzincan'a tayin edilmesi gündeme gelmişti. 1 Ocak 1894 tarihinde merkezi Erzincan'da bulunan 4. Ordu Komutanlığı Karargahı'na atanan Erkan-ı Harp Kolağası Ömer Fahrettin, kurmay subaylık görevleri yanında tabur ve alay komutanlıklarında bulunmuş, bölgedeki Ermeni çetelerini takip eden müfrezelere komutanlık da yapmıştı. Kıdemli yüzbaşı Ömer Fahrettin, 19 Kasım 1901'de kurmay binbaşı rütbesine terfi etmiştir. Bu rütbedeyken 4. Ordu Karargahı'ndaki görevine devam etmekteydi. 12 Ekim 1903'te Osmanlı-Rus hududunda Hudud-u Osmaniye 1. Komiserliğine atanan kurmay binbaşı Ömer Fahrettin, kıta görevinin yanı sıra Erzurum taraflarında
sınır boyunda teftiş ve denetim görevini de sürdürmüştü. Kurmay Binbaşı Ömer Fahrettin, 4. Ordu bölgesinde sınır boyunda Müslüman ahaliye baskınlar düzenleyen Ermeni çetelerini takip görevinde bulunmuştu. Zaman zaman mahiyetindeki süvari taburuyla Rus sınırını geçerek Ermeni çetelerini takip operasyonlarını yürütmüş, bölgede asayişin sağlanması konusunda büyük gayretler harcamış, sınır boyunda yaşanan sıkıntıları kısmen de olsa gidermeye çalışmıştı. 15 Kasım 1906'da kurmay yarbaylığa terfi eden Ömer Fahrettin, aynı tarihte Osmanlı-Rus Sınır Komutanlığı ve Hudut Başkomiserliği görevine de atanmıştı. Kurmay yarbay Ömer Fahrettin, kısa süren bu görevden sonra 7. Nizamiye Tümeni Kurmay Başkanlığına getirilmişti. 2. Meşrutiyet'in ilanı sırasında Erzincan'da görevli bulunan yarbay Ömer Fahrettin, yeni rejimin ilanında Erzincan ve Erzurum'da anayasal sistemin yeniden uygulamaya konulmasında bir asker olarak gelişmelerin canlı şahidi olmuştu. Kurmay yarbay Ömer Fahrettin, 7. Nizamiye Tümeni'nde 2 yıldan fazla görev yaptıktan sonra 27 Ocak 1908 tarihinde tekrar aynı rütbede Erzincan'da 4. Ordu Komutanlığı karargahına tayini çıkmıştı. Yarbay Ömer Fahrettin bir süre sonra da 4. Ordu Kurmay Başkanlığı görevine getirilmişti. 4. Ordu Kurmay Başkanlığı görevi onun ordunun sevk ve idaresi, iaşe, personel, istihbarat, eğitim ve harekat planlaması konularında önemli tecrübeler kazanmasını sağlamıştı. 31 Mart isyanının bastırılmasında önemli görevler üstlenen harekat ordusunun şehre hakim olmasından sonra 2 Mayıs 1909 tarihinde İstanbul'da kurulan Divan-ı Harpler'de hadiseyle ilgili araştırma ve yargılamalar başlatılmıştı. 31 Mart isyanı sırasında İstanbul'a gelen Yarbay Ömer Fahrettin harekat ordusunda yer almıştı. İsyanın bastırılması üzerine Harbiye Dairesi'nde teşkil edilen Divan-ı Harbi Örfi Tetkik Komisyonu Başkanlığı'na getirilmişti. 24 Eylül 1910 tarihinde albaylığa terfi eden Ömer Fahrettin 15 Ocak 1911 tarihinde Tekirdağ'da bulunan 2. Kolordu Kurmay Başkanlığı'na atanmıştı. Bu görevdeyken her Osmanlı zabiti gibi o da gönüllü olarak Trablusgarp cephesine kılık değiştirerek gidip İtalyanlara karşı savaşmıştı. Balkan Harbi başlayınca İstanbul'a dönmüş, cephede görev istemişti. 4 Şubat 1913'te mürettep tümen komutanı olarak atanmışsa da 13 Şubat 1913'te Harput tümenine, 4 gün sonra da 17 Şubat 1913'te Hurşit Paşa'nın 10. Kolordusuna bağlı 31. Tümen Komutanlığı'na atanarak 2. Balkan Harbi'ne katılmış, Çatalca mevkiinde köprü başı tutup taarruz yapan Enver Bey'in mahiyetinde muharebelere iştirak etmişti. Osmanlı Devleti'nin hazırlıksız bir anında patlak veren Balkan Harbi, ordunun politize olduğu bir süreçte ortaya çıkmıştı. 1. Balkan Harbi öncesi ordu-siyaset ilişkileri, komuta kademesindeki askerlik hiyerarşisini sarsmış, bu ise büyük bozguna yol açmıştı. Bozgun, komuta kademesinde sıkıntılara yol açtığından yapılan tayin ve tasfiyeler orduda büyük sarsıntı yaratmıştı. Balkan Harbi'nde cephede faal görev alanlardan biri olan Albay Ömer Fahrettin Bey, 31. Tümen ile Çatalca'dan ileri harekata katılan birlikler içerisinde yer aldığı gibi, Enver Bey ile birlikte Edirne'nin Bulgar işgalinden temizlenip yeniden Türk ordusunun denetimine alınmasında önemli katkılarda bulunmuştu. Albay Ömer Fahrettin, 15 Ocak 1914'te 7. Tümen Komutanlığı'na atanmış, bu görevin yanı sıra 21 Mayıs 1914'te komisyonu mahsus üyeliği de yapmış, 10 Temmuz 1914 tarihinde de 12. Kolordu Komutanlığı'na tayin edilmişti. Musul'a gidip 12. Kolordu Komutanlığı görevini devraldıktan bir ay kadar sonra 17 Ağustos 1914 tarihinde 18. Kolordu Komutanlığı vekaletini de üstlenmişti. Albay Ömer Fahrettin Bey, 1. Dünya Harbi'nin başladığı sırada Musul vilayetinde 12. Kolordu'nun harbi hazırlık eğitimleriyle ilgileniyordu. Osmanlı Devleti 2 Ağustos 1914 tarihli Türk-Alman Gizli İttifak Anlaşması'nın ertesi günü seferberlik ilan etmiş, ordu hazari durumdan seferi duruma geçirilmişti. Seferberlik ve yığınak planlarına göre ordu yeniden bir düzenlemeye tabi tutulmuştu. Seferberlik ilanı sırasında Musul'daki 12. Kolordu Komutanlığı uhdesinde bulunan Ömer Fahrettin Bey, Enver Paşa'nın talimatı üzerine kolordusunu 4. Ordu mıntıkasına naklederek Halep'e yerleşmişti. Bu arada tarihe Karadeniz hadisesi olarak geçen olayın yaşanması ile Osmanlı Devleti de resmen harbe girmek mecburiyetinde kalmıştı.
Başkomutanlık vekaleti cihat ilanından sonra öteden beri üzerinde çalışılan harp planlarına hız verip yeniden düzenlenip hazırlanan seferberlik planlarına göre orduları sevk ve idareye başlamıştı. Süveyş kanalı üzerinden Mısır'a yönelik harp planı çerçevesinde bu bölgede konuşlanan 4. Ordu Komutanlığı'na atanan Bahriye Nazırı Cemal Paşa 21 Kasım 1914 tarihinde Halep'e geldiğinde Albay Fahrettin Bey kendisini askeri törenle karşılamıştı. Halep'te 12. Kolordu Karargahı'nda Albay Fahrettin Bey ile görüşen Cemal Paşa hatıralarında onun gayret ve çalışmalarından övgüyle bahsetmektedir. Nitekim bu sırada Cemal Paşa'nın da teklifiyle Trablusgarp ve Balkan Harbi'ndeki başarıları da dikkate alınarak 2 sene kıdem zammı ilavesiyle 25 Kasım 1914 tarihinde Mirleva yani Paşa rütbesine terfi edilmişti. Fahrettin Paşa 26 Ocak 1915 tarihinde 12. Kolordu Komutanlığı'na ilaveten Başkomutanlık Karargahı'nın emriyle vekaleten 4. Ordu Komutanlığı'na getirilmişti. Cemal Paşa kanal seferine çıkarken ordunun geri bölgesinde çıkması muhtemel herhangi bir iç dış hadisenin engellenmesi ve bölgede asayişin sağlanması konusunda Fahrettin Paşa'yı görevlendirmişti. Fahrettin Paşa'nın 12. Kolordusu Mısır seferine katılmayacak ancak Kudüs hariç olmak üzere bütün Suriye'de asayişin sağlanmasından sorumlu olacağı gibi 4. Ordu menzil hatlarının açık tutulması, güvende kalması için gayret sarf edecekti. Fahrettin Paşa 2. Meşrutiyet döneminden itibaren Suriye ve Irak'ta Arap ayrılıkçı hareketinin de farkında bir üst düzey komutan olarak gelişmeleri yakından takip etmekteydi. Osmanlı Devleti'nin 27 Mayıs 1915 tarihinde kabul edip 1915 yılı Haziran ayında uygulamaya koyduğu sevk ve iskan kanunu gereği Doğu Anadolu'da Suriye'ye yönelik Ermeni tehcili Fahrettin Paşa'nın kolordu sorumluluk bölgesinde yoğunlaşmıştı. Fahrettin Paşa Urfa ve civarındaki Ermeni isyanını kolordusuyla bastırarak asayişin sağlanmasında gayret göstermişti. Şerif Hüseyin isyanına dair emareler ortalığı kaplayınca 12. Kolordu Komutanı Fahrettin Paşa 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa'nın 23 Mayıs 1916 tarihli emriyle geçici ve gizli olarak Medine'ye gitme görevini almıştı. Cemal Paşa Şerif Hüseyin hareketini yakından tespit ve bölge hakkında araştırma yapmak üzere Suriye'de isyanların bastırılmasında etkili olmuş olan Fahrettin Paşa'nın görevlendirilmesini istemişti. Fahrettin Paşa Medine muhafızlığına Şerif Hüseyin ayaklanmasının başlamasından kısa bir süre önce gizli bir mesajla atanmış oldu. Fahrettin Paşa hemen harekete geçip 29 Mayıs 1916 tarihinde Medine'ye gelerek gizlice Medine muhafızlığı görevini üstlenmişti. Bu görev aynı zamanda bir kahramanın doğuşunun da ilk adımı olacaktı. Şerif Hüseyin 1914 baharında Hicaz mebusu olan oğlu Abdullah aracılığıyla Mısır'da İngiliz genel valisi Lord Kitchener ile temasta bulunarak bir Arap devleti kurma düşüncesinde olduğunu ifade edip destek istemişti. Lord Kitchener Osmanlı devletinin tarafsız kalma ihtimali bulunduğundan şimdilik silah yardımı önerisini dikkate almadığı gibi herhangi bir taahhütte bulunmamış ancak el altından bu yardımların yapılmasını sağlamıştı. Fahrettin Paşa Medine'ye ulaşınca isyan planları yapan Şerif Hüseyin'in endişeleri artmıştı. Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal, Fahrettin Paşa'nın Ravza-i Mutahhar'ı ziyaretinden sonra Medine muhafızı Basri Paşa ve maiyetiyle Türk Komuta Akademisi'ni Hamza Mescidi'ne ziyafete davet etmişti. Burada Faysal'ın hazırladığı plan gereği Fahrettin Paşa ve Basri Paşa tutuklanacaktı. Ancak son anda Basri Paşa bu davete katılmayarak planı bozmuştu. 1916 Haziran başında Arap ayrılıkçı hareketi önderleri yer yer başladıkları eylemlerine kalkışırlar. 4-5 Haziran 1916'da Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal ve Ali adamlarıyla Medine'ye saldırdı. Girişir. 9 Haziran'da 4000 kişilik bir asi Arap kuvveti Cidde'yi kuşatır. Ayaklanma Mekke, Taif, Cidde, Yenbu, Necid ve Hicaz'ın diğer yerlerinde 5 gün sonra başlamıştı. Nitekim Hicaz'daki genel ayaklanmanın 10 Haziran 1916'da başlatılması planlanmış, 9 Temmuz 1916'da Mekke asilerin eline geçmişti. Bu sırada asilerin 20 bin civarında bir kuvvet topladığı bilinmekteydi. Fahrettin Paşa 27 Haziran 1916'da Biri Ali ve Biri Maşi'de asileri yenerek Medine civarından uzaklaştırmıştı. 15 Temmuz 1916 tarihinde Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığı atanan Fahrettin Paşa, Mekke valisi Galip Paşa'nın beceriksizliğinden dolayı Şerif Hüseyin ve oğullarının bölgedeki önemli yerleri işgal ettiklerini biliyordu. Bütün bu gelişmelere rağmen o, Medine etrafından 100 kilometrelik genişlikte bir savunma hattı oluşturarak zaman zaman emrindeki kuvvetlerle taarruza geçerek asilerin Medine'ye yaklaşmalarına fırsat vermemişti. Şerif Hüseyin isyanından sonra Hicaz vilayetinde Mekke, Cidde, Yenbu ve Taif'in elden çıkmasından sonra Osmanlı Devleti'nin Hicaz'daki tek kalesi Medine kalmıştı. Türk
hükümetleri Medine'yi sadece Hicaz'da değil bütün Arabistan'da politikalarını uygulayacakları bir merkez olarak değerlendirmek istemişlerdir. Medine Muhafızlığı adının da göstereceği üzere idari olarak Medine bir kumandanın yönetiminde stratejik bir ileri karakoldu ve şimdi görevini tam olarak yerine getirmesi gereken gün gelmişti. Şerif Hüseyin isyanının bastırılması için ayaklanmanın hemen arkasında Mekke üzerine bir harekat yapılması düşünülmüş fakat gerekli şartlar oluşturulmadığı için bu gerçekleştirilememişti. Böylece savunma pozisyonunda kalınan Medine ve civarında Osmanlı garnizonu askerlerinin isyancılarla pek çok muharebe ve çatışmaları olmuştu. Bu çatışmalara 4 Ekim 1916'da Medine'nin güneyinde başlayıp Ocak 1917'ye kadar devam eden muharebelerde Osmanlı birlikleriyle Faysal'a ve Ali'ye bağlı birlikler savaşmış, Türk kuvvetleri taarruz ve savunma savaşında büyük ölçüde başarılı olmuştu. Fahrettin Paşa'nın Cemal Paşa'dan Hicaz'da yürütülen mücadele için takviye talebine Filistin-Suriye cephesinde yaşanan sıkıntılardan dolayı olumlu cevap vermek mümkün olamamıştı. Medine müdafaasındaki inatçılığı takdirle karşılanmış ancak yardım taleplerine kendisine sıkıntı içinde olan Cemal Paşa çoğunlukla kulak ardı etmişti. Çünkü Filistin cephesinde yaşanan sıkıntılar böyle bir yardımın yapılmasına imkan vermiyordu. Osmanlı yönetimi 2 Mart 1917 tarihinde Fahrettin Paşa'ya gönderdiği emirde Medine'deki mukaddes emanetlerin tahliye edilmesini, bir heyetin tespitiyle bunların İstanbul'a gönderilmesini yazmıştı. Fahrettin Paşa, Şeyhül Haramin Ziver Bey ile bu nakil konusunun dini yönden bir sakıncası olup olmadığını araştırdıktan sonra toplam 745 parça eşya ve yazma eser tespit edilip 19 Mart 1917 tarihinde Şam'a nakledilmiş, 26 Nisan 1917'de Ziver Bey başkanlığındaki heyet Şam'dan İstanbul'a doğru yola çıkarak 25 Mayıs 1917'de İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmek üzere emanetleri teslim etmiştir. Fahrettin Paşa'nın 1917-18 yılı Medine'de büyük sıkıntılar içinde geçmişti. Askerin lojistik ve mühimmat ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanılan güçlükler olduğu gibi Medine halkının iaşesi, su ihtiyacının karşılanması da büyük bir problem haline gelmişti. Devlet merkezinden istenen yardımlar da demiryolu bağlantısının yapılmasından sonra ancak gönderilebileceği yolunda haberlerle geçiştirilmişti. Bu sırada Medine'yi savunan askerleri ve halkı önderlik yeteneğiyle bir arada tutmayı, savunmayı sonuna kadar sürdürmeyi başarması onun idarecilik kabiliyetinin bir göstergesiydi. Fahrettin Paşa, Medine müdafaasında merkezden yardım ulaştırılamaması üzerine askerin moralini yüksek tutmaya çalışmış, savunmada onları gayretlendirmeye çalışmıştı. Askerler arasında baş gösteren açlık ve artan sıcaklar sağlık sorunlarını da beraberinde getirmişti. Fahrettin Paşa özellikle iaşe konusuna çözüm getirmek için büyük çabalar harcamış, Yıldırım Ordular grubundan bunu temin etmeye çalışmış ancak isyancı Arapların ve İngilizlerin saldırıları buna engel olmuştu. Fahrettin Paşa askerler arasında artan malaria, tifo, tifüs, humma, böbrek ve sıtma rahatsızlıklarının yanı sıra sıcak iklimden kaynaklanan ishal ve skorpit hastalığı ile de mücadele edilmesini öğütlemiştir. Skorpit hastalığını engellemek için de askere soğan, sarımsak edilip sirke içirilerek tedaviye gidilmişti. Güneş çarpmasından dolayı askerler telef olurken açlığa çare bulmak için yiyeceklerin iktisatlı tüketimi konularına önem verdiği gibi tarihe geçen çekirge talimatnamesini de 7 Haziran 1918'de yayınlayan Fahrettin Paşa, çekirge yenmesinin dinen ve tıbben sakıncası olmadığı tebliğ ederek hal çareleri bulmaya çalışmıştı. Fahrettin Paşa, Medine müdafaasındaki gayreti ve başarısından dolayı 28 Temmuz 1918 tarihinde Ferik yani Kor General rütbesine terfi ettirilmişti. 1918 yılı Kasım ayı başına gelindiğinde Medine savunmasında da sona yaklaşılmıştı. Medine'ye ulaşan telgraf ve telsiz istasyonları bombalanmış olduğundan haberleşme sağlanamıyordu. Diğer taraftan gıdasızlık ve buna bağlı artan hastalıklar şehrin halkını ve askerleri zor durumda bırakmıştı. Yaygın olan İspanyol nezlesi salgınından dolayı askerin önemli bir bölümü hasta yatıyordu. 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalayarak savaştan çekilince ordunun teslim ve terhisi, silah ve cephanenin en yakın itiraf garnizonuna teslim edilmesi gündeme gelince Medine müdafaasında da sona gelinmiş oldu. Fahrettin Paşa kendisine padişahtan irade gelmedikçe teslim olmak istememişti. Mütarekenin imzalanmasından sonra 72 gün Medine'yi savunmuştur. İstanbul'dan Harbiye Nezareti yaverlerinden Yüzbaşı Ziya Bey hükümet tarafından özel olarak görevlendirilerek 9 Aralık 1918 tarihinde Medine'ye gitmek üzere İstanbul'dan yola çıkmıştı. Ziya Bey'in görevi Fahrettin Paşa'yı teslime ikna etmekti. Ziya Bey, Fahrettin Paşa'ya Harbiye Nazırı Abdullah Paşa
Paşa'nın selamını iletip teslim olmasını söylemişse de Fahrettin Paşa'yı ikna edememişti. Fahrettin Paşa, halifeye isyan eden haydut Araplara ve İngilizlere teslim olmayacağını ifade ederek Medine'yi sonuna kadar savunmaya kararlı olduğunu söylemişti. Fahrettin Paşa'nın kurmay başkanı Kaymakam Emin Bey, şehirde her geçen gün hastalıktan büyük kayıplar olduğunu, askerlerin büyük sıkıntı içinde bulunduklarını izah ederek meşruti bir idarede hükümetin emrine uyulması gerektiğini hatırlatınca Paşa bu duruma tepki gösterdiği gibi Emin Bey'i hemen görevden aldırmıştı. Yüzbaşı Ziya Bey'e de padişahtan bu yönde bir irade veya buyruk almadıkça teslim olmayacağını İstanbul'a yazmasını istemiştir. Yüzbaşı Ziya Bey 2 Ocak 1919 tarihinde Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu'dan İstanbul'a Harbiye Nezaretini yazdığı ayrıntılı şifre telgrafta Fahrettin Paşa'nın Medine'yi savunmakta kararlı olduğunu, kendi yağıyla kavrulacak bir düzen kurduğunu, emrindeki askerinin tamamının İstanbul'a dönmelerine izin verilmesini şart koştuğunu, şayet zorlanırsa Medine'yi teslim etmemek için cephaneyi peygamberin türbesine yığıp havaya uçurmayı dahi göze aldığını ifade ederek İstanbul'un padişah tarafından kendisine bir irade göndermesini istemişti. Yüzbaşı Ziya Bey'in Fahrettin Paşa'yı ikna edememesi üzerine İngilizler yeni bir elçilik heyeti gönderilmesini talep edince hükümet sabık Hicaz Fırka Kumandanı Miralay Ahmet Lütfi Bey'i Fahrettin Paşa'nın yerine Hicaz Kuvve-i Seferiye Komutanlığına tayin ederek meseleyi çözmek istemiştir. Ancak bu atama bir süre sonra usulü aykırı görülerek iptal edilmişti. Miralay Ahmet Lütfi Bey'in yanına Adliye Nazırı Haydar Molla da katılmış olduğu halde İstanbul'dan Medine'ye hareket edilmiştir. Heyetin Medine'ye yaklaştığı sırada 10 Ocak 1919 tarihinde yanındaki subaylardan Ali Necip Bey tarafından ikna edilen Fahrettin Paşa yapılan anlaşma gereğince teslim olmuş, kendisini Şerif Abdullah, Şerif Şeref ve Şerif Şakir tarafından hürmetle karşılanmıştır. Fahrettin Paşa buradan Emir Ali'nin karargahına gitmek üzere ayrıldığından yüzlerce bedevi Medine'yi kahramanca savunan çöl kaplanını görmek için gelmiş, ona karşı takdirlerini dile getirmişti. 13 Ocak 1919 tarihinde Medine'den Yenbu iskelesine ulaşan Fahrettin Paşa, 27 Ocak 1919 tarihinde bir İngiliz destroyeri ile Kahire'ye götürülmüştü. 28 Ocak tarihinde Kasr-ı Nil kışlasında 6 ay sürecek esaret hayatı başlamıştı. Kasr-ı Nil'de iken Mısır'daki İngiliz Yüksek Komiseri General Allenby kendisiyle görüşmek istemiş ancak Paşa bu talebi reddetmişti. Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanı Fahrettin Paşa 31 Mayıs 1916 tarihinden 10 Ocak 1919 tarihine kadar 2 yıl 7 ay 10 gün boyunca kahramanca Medine'yi müdafaa ederek tarihe geçmişti. Medine müdafasını sürdürürken devlet merkezinden gönderilen emirde teslim olması istenmişti. Ermeni tehciri ve Suriye kuzeyinde Ermenilerin isyan faaliyetlerinin bastırılmasındaki kararlılığından dolayı İngilizler tarafından töhmet altında tutulan Fahrettin Paşa'nın Mısır'dan Malta'ya gönderilmesi konusu gündeme gelmişti. İngilizler savaş suçlusu olarak gördükleri Fahrettin Paşa'yı 5 Ağustos 1919 tarihinde Mısır'daki Kasr-ı Nil kışlasından alıp gemiyle Malta'ya götürmüşlerdi. Fahrettin Paşa, Urfa'da Ermenilere zulümde bulunduğu iddiasıyla suçlanmaktaydı. Malta'ya gelen 73 kişiyle birlikte Polverista Kalesi hapishanesinde gözetim altında tutulmaya başlandı. 8 Nisan 1921 tarihine kadar 2 yıl 33 gün Malta'da Polverista ve Fort Salvatore hapishanelerinde esarette kalan Paşa, İngilizlerin ihtarlarına rağmen sırtındaki asker üniformasını hiç çıkarmamıştı. İstanbul hükümeti Malta adasında haksız yere esarette mahkum olanların maaşlarını kesip aileleriyle beraber büyük sıkıntılar yaşamalarına göz yumarken Ankara hükümeti Londra konferansında İngiliz esaretinde bulunanların kayıtsız şartsız teslimi konusunda diplomatik girişimlerde bulunmaktaydı. Nitekim Ankara hükümetinin çabalarıyla 8 Nisan 1921 tarihinde Malta'dan tahliye edilenler arasında Fahrettin Paşa da vardı. 30 Nisan 1921'de serbest bırakılan Fahrettin Paşa Toronto'ya geldiğinde İstanbul'a gitmekten vazgeçip İtalya üzerinden Almanya'ya geçmiş, Berlin'de İttihat ve Terakki Cemiyeti önderleri Enver, Talat ve Cemal Paşalarla görüşmüş, Enver Paşa'nın daveti üzerine Rusya'ya geçip Moskova'ya gitmiş, burada İslam İhtilal Cemiyetleri İttihadı Kongresi'ne katılmıştı. Orada Moskova Sefiri Ali Fuat Paşa ile görüşüp ondan aldığı mektupla Ankara'ya gitmek üzere yola çıkmıştı. Fahrettin Paşa milli mücadeleye katılmak üzere Karadeniz kıyı şeridini takiple Batum'a gelip Sarp sınır kapısından Anadolu'ya giriş yapmıştı. Batum'da kendisini Hicaz Seferi Kuvvetler Komutanlığındaki İstihbarat Şube Müdürü Feridun Kandemir Bey karşılamış ve onu sınırdan geçirip Kars'a gelmesini sağlamıştı. Fahrettin Paşa 2 Ağustos 1921'de Kazım Karabekir Paşa tarafından askeri merasimle karşılanmıştı. Paşa kendisi için hazırlanan 12. Fırka ile birlikte Batı cephesine katılmak için önce Erzurum'a hareket etmiş, oradan yola devam ederek 24 Eylül 1921 tarihinde Ankara'ya gelebilmiş, Sakarya Meydan Muharebesi'ne katılamamış ancak Ankara'daki zafer coşkusunu gazilerle birlikte yaşamıştı.
Ankara'da 1921 yılı sonlarına doğru Çankaya'daki konutta Başkomutan Mustafa Kemal Paşa tarafından samimiyetle karşılanan Fahrettin Paşa, adını daha sağlığında altın harflerle tarihe yazdıran kahraman iltifatıyla kabul görmüştü. Büyük Taarruz Harekatı'na hazırlık için Ankara'da sürdürülen çalışmalara katıldığı sıralarda Büyük Millet Meclisi hükümeti ile Afganistan arasında yapılan 1 Mart 1921 tarihli dostluk anlaşmasına istinaden Afgan Kralı Emanullah Han Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı mektubunda Afgan ordusunu eğitmek için subaylar gönderilmesini, elçi tayin edilmesini talep etmekteydi. Bu konu Büyük Millet Meclisi'nde görüşülür ve Mustafa Kemal Paşa'nın teklifiyle 23 Kasım 1921 tarihinde Afganistan'a Büyük Millet Meclisi hükümeti sefiri olarak atanmıştı. 1922 yılının Haziran'ın sonunda Kabil'e ulaşan heyeti Emanullah Han törenle karşılamıştı. 1922-26 yılları arasında 4 yıl kadar Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği görevinde bulunmuş, 12 Mayıs 1926'da yurda dönmüştü. Fahrettin Paşa, Kabil Elçiliğinden Ankara'ya dönüp bir süre istirahat ettikten sonra tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görevine başlamıştı. Bir süre Erkan-ı Harbiye Karargahı'nda çalıştıktan sonra 18 Aralık 1929'da Askeri Temyiz Mahkemesi 2. Başkanlığı'na atanmıştı. Bu görevdeyken ordunun modernizasyonu çalışmalarına katkıda bulunduğu gibi sık sık icra edilen askeri manevralarda da gözlemci sıfatıyla görev yapmıştı. 5 Şubat 1936 tarihinde Kor General rütbesindeyken Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 45 yıllık hizmetin ardından emekli oldu. Trablusgarp, Balkan, 1. Dünya Savaşı'na katılmış başarılı bir asker olarak kendisine pek çok nişan ve madalya taltif edilmişti. Kor General Ömer Fahrettin Türkan, emeklilik sonrası İstanbul'da mütevazi bir hayat sürerken 22 Kasım 1948 tarihinde Eskişehir yakınlarında tren yolculuğu esnasında 80 yaşındayken vefat etmiş, cenazesi İstanbul'a getirilip Rumeli Hisarı'nda Ayşen Mezarlığı'na defnedildi. Ali Fuat Erden, Fahrettin Paşa'yı son kez gördüğünde paşanın kendisine şunu söylediğini nakleder. Bir asker emekli olmadan önce ölmeli. O, kendi ve kendisinden sonraki nesillerin en önemli kahramanlarından biriydi. Ancak bu şöhrete nail olurken kim bilir ne bedeller ödemiş ve nice sevdiklerini kaybetmişti. Nice askerin hayatının baharındayken bu dünyadan göçüp gitmesine şahit olmuştu. Bu sözler belki de kalbinin derinliklerinde yatan bir isteğin dışa vurumu muydu bilinmez. Ancak bu resmin bizlere çok şey anlattığı kesin. Medine müdafiği Fahrettin Türkan Paşa'nın hayat hikayesi bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha güzel içeriklerin gelmesi için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.